Çok şükür Kayseri'de DASK aşağı olmasa bile, değil mi? yani Deprem sigortası olmasa bile onların afet zaten kapsamında çoğunun olduğu deprem için DASK'ı yok yani. Yok, çünkü doğru, eski yapılar. Kayseri'nin bir avantajı 2000'li yıllardan önceki yapılarla ilgili olması. İkincisi test edildik diyelim. İki defa büyük deprem. Bir de şeydeki Kahramanmaraş'ta Hatay depremimiz. Defne'deki o depremde de Kayseri yine İyisin, sallandı. doğru. Ben o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Maraş'taydım. Emniyet binasında Evet, toplantı evet, halindeydik. evet. Sayın Cumhurbaşkanım hiç metanetini bozmadan Bahçeli ile beraber ondan sonra Sayın Konteyner Bahçeli. kentin açılışının olduğu gün biz oradaydık. Bizim konteyner Evet, kentin kentin açılışının açılışında olduğu gün. oradaydık. Daha sonra biz Hasan Doğan dedi ki siz oraya geçin dedi. Biz oraya geçtik. Cumhurbaşkanımızın toplantısına dahil olmamızı istediler. Emniyette yakalanmıştı Emniyetin Cumhurbaşkanı. Bodrum'unda. O anda 6.5'lik Evet. depreme yakalandık. Kelime-i şehadetler, kelime-i tevhidler harikaydı. 400'e yakın adam vardı çünkü. Bir imtihan hali aslında Tabii yani. deprem. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, yetkililer, üst düzey bürokratlar, valiler hepsi Cumhurbaşkanımız teşrif Başkanım etti. içeriden iki kare görüntü çekseydiniz ben o gün yılın gazetecisi seçilirdim. Ben de Maraşlıydım. Hakikaten biz... Yanımda Şükrü Hoca vardı, Karatepe. Yanımda Habibe Hanım vardı, Maraş milletvekili. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız karşıda, biz öndeyiz. Ondan sonra Habibe Hanım dedi ki, abi dedi, bu dedi 6.5'luk bir deprem dedi. Maşallah uzman olmuşumuz artık dedi. Ondan sonra korktun mu dedi bana. Sen korkmadın mı dedim. Ürperiyor insan. İyi sallandık yani. Ondan sonra Şükrü Hocam da dedi ki ya dedi Sayın Cumhurbaşkanı buraya getirelim ya dedi. Oraya dedi şu riskin olduğu ortamda falan. Ondan sonra daha artçılar devam etti falan. Ama hiç metanetim olmadı. Dört konuşmacı vardı. Üçüncü ayaktayken deprem oldu. Devam ettirdi. Dördüncünü de tamamladı. Sonra kendileri konuştu ve program hiçbir Aksamadı. inkıtaya, kesintiye Uğramadan uğramadan devam etti. tamamladı. Evet. Ondan sonra da zaten yolcu ettik yani. Hakikaten onu da yaşamış olduk. Biz de Başkan, depremzedeyiz. Kayseri'de